Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Ufuk Karcı görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah. Şu anda bizi dinlemekte bulunan dinleyicilerimiz de inşallah sıhhat inşallah ve afiyet içerisindedirler. Eğer bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizden hastası olanlar varsa Cenab-ı Hak sıhhat afiyet versin. Borçlu olanlar varsa eda etmek nasip etsin. Başka sıkıntılar varsa Cenab-ı Hak o sıkıntılarına hayırlı neticeler ihsan etsin. Eceli gelenler olmuşsa Cenab-ı Hak onlara da iman selameti nasip etsin. Amin. İnşallah tabii hepimizin neticesi o. Tabii her cuma gecesi olduğu gibi yine cuma gecemiz ve cuma günümüz hayırlı ve mübarek olsun diyoruz. Ve hemen de konumuza geçeceğiz. Evet, bu geceki konumuz, bu cuma gecesi konumuz insanların kusurlarını araştırmak. Şimdi bu kitaplarda anlatırken Bahattin Bey kalp hastalıkları diye anlatılıyor. Kalp hastalığı deyince piyasada yaygın olan bu yürekteki hastalık var ya hemen. Evet. Halbuki İslam alimleri kitaplarda anlatılırken evet bu hatıra geliyor da ona yürek denir aslında. Kalp o yürekte bulunan bir hassadır. Gönül esas. Ona kalp değil gönül diyoruz o gönül hastalığı. Kalp de ona deniyor. Öbürüsüne de yürek deniyor et parçasına. İşte o kalp yani gönül de o yürek parçasıyla bağlantılıdır. Şimdi onun yüreğin hastalanması değil, kalbin hastalanması önemli buyuruyor. Sebebine gelince Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kalplerinde hastalık vardır buyuruyor. Buyuruyor. Evet. Hepimizin hastalık var kalbimizde. Bütün mesele önce bu hastalığı kabul etmekte. Çünkü bir kimse hastalığını kabul etmese sen ona ilaç versen ilacını kullanır mı? Kullanmaz. Mümkün değil kullanmaz. Adam ben hasta değilim ki der ya gitti hastaya ver diyecek adam. Bunun için de kitaplarda anlatılırken önce kişinin yani kalbinin yani gönlünün hastalık olup olmadığını önce bir tespit etmesi gerek. Kendisi tespit edecek. Mesela birisi bana dese ki senin kalbin hasta arkadaş gönlün hasta evet dersin sen kendine baktın. Deyiverirsin abi. Evet. Deyiveririz öyle deriz. Git abim ablam neyse amcam dayım falan rahatla. Bunu söyler miyiz? Söyleriz. Muhatabımız yaşça büyükse veyahut da aynı şekilde kendimizden küçükse yok kardeş deriz git senin işine bak deyiveririz. Ama İslam alimleri buyuruyorlar ki aynaya bakarsak yani İslam alimlerin hayatını ve kitabını okursak o zaman bakıyoruz ha diyoruz ya Allah Allah bu bende var. Orada da yazıyor bu kalp hastalığı Allah Allah ben hastayım demek ki tamam bitti. Hastalığı kabul ediyorsa mesele bitiyor. Bugün mesela işte yine bu kalp hastalıklardan bir tanesi insanların hatalarını, kusurlarını, ayıplarını araştırmak. Bu bir kalp hastalığıdır. Gönül hastalığıdır. Efem falan demeye gerek yok. Bu bir hastalıktır. Kitaplarda anlatılmıştır. Kibir nasıl bir kalp hastalığıysa, riya nasıl bir kalp hastalığı ise, ucup nasıl bir hastalık ise, insanların ayıplarını, kusurlarını araştırmak da hastalıktır. Ve zamanımızda o kadar yaygın ki, diğer kalp hastalıkları gibi, bu da çok yaygın. Hemen oturuyorsun falan. Ahmet'i gördüm, ne olmuş Ahmet'e? Ya sorma ya, hiç beklemiyordum Ahmet'ten, böyle böyle yapmış. Deme ya falan. Hemen de ben de gaz veriyorum size. Evet. Öyle mi yapmış falan? Ya geçen de ben de görmüştüm. Şöyle şöyle yapıyordu falan. Demek ki sorma ya. Oho sen daha neler neler var. Kırdığı ceviz kırkı açtı. Oho bitti. Gıybet ediyoruz. Adamın yaptığı hatalar, kusurları araştırıyoruz. Halbuki dinimiz ne buyuruyor? Dinimiz buyuruyor ki bu konuda. Allah-u Teala'nın ahlak ile ahlaklarınız. Ne demek o? Allah-u Teala hiçbirimizin hata ve kusurlarını yüzümüze vuruyor mu Bahattin Bey? Vurmuyor. Ya insan evine çekildiği zaman evinde de aynı şekilde işlemiş olduğu kalbinden geçen, dilinden dökülen, gözünden, kulağından neyse gözle, kulakla işlemiş olduğu hata, kusur, isyan bir sürü çok. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ümmeti olmamız sebebiyle bu işlemiş olduğumuz hata ve kusurlar bildirilmiyor. Önceki ümmetlerde bazı peygamberlerin ümmetleri işlemiş olduğu hatalar ve kusurlar böyle sabahleyin kapısına yazılı olarak bulurmuş. Düşünebiliyor musun? Gece bir halt ediyorsun, çok özür dilerim, sabahleyin bir bakıyorsun, ana kapıda yazılı. Nasıl yerin dibine geçersin? Evet. Peki ne yapıyor Cenab-ı Hak? Settar sıfatıyla kapatıyor, örtüyor. Hata ve kusurlarımızı örtüyor. Ve ayrıca emrediyor. Kimsenin ayıbını, kusurunu araştırmayın buyuruyor. Kimin araştırın? Kendi.
kendi hata ve kusurlarını araştır. Başkalarını hata ve kusurlarında mesela İslam alimleri farklı farklı söylemişler. İşte şefkatle, merhametle güneş gibi ol, tevazuda toprak gibi ol. Mesela kar yağdığı zaman bakıyorsun bir sürü çöp, çöp bilmem ne var falan. Hepsini örtüyor mu? Örtüyor. Örtüyor. Kar gibi ol. Ört. Öyle ol. Böyle ol demekle olunuyor mu? Hayır. Olunmuyor. Biz de naklediyoruz mesela. Bizi dinleyicilerimizden şu anda dinleme zahmetinde bulunanlardan peki siz öyle misiniz diye hatırına gelenler olabilir. Tabii olabilir. Hayır. Değiliz. Çünkü kitaplarda bildirildiği gibi değiliz. Ama İmam Rabbani Kutsuz Sözleri'nin buyurduğu bir söz var. Buyuruyor ki mesela anlatıyor. Bunları anlayacak nerede? Ama buyuruyorlar. Bunların da aynı şekilde doğru olduğuna inanmak, itikad etmek de büyük bir nimettir. Elhamdülillah Cenab-ı Hak kitapları okuyarak bakıyoruz. Ha diyoruz bunlar doğru. Bunu kabul etmek bile büyük bir nimet midir? Elbette. Evet. Büyük bir nimettir. Cenab-ı Hak inşallah Teala devamını da nasip eder. İnşallah. Yani insanların hata ve kusurlarını örtmede kar gibi oluruz. Veyahut da aynı şekilde insanlara şefkatte güneş gibi oluruz. Tevazuda toprak gibi oluruz. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah Teala. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de böyle buyurmuş. Hacı Bayram Veli Hazretleri de böyle buyurmuş. Akşemseddin Hazretleri de böyle buyurmuş. Bütün din büyüklerin hayatlarına bakıyorsunuz. Hep bu misalleri vermişler mi? Evet. Hep bu misalleri vermişler. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın sıfatlarından bir tanesi settardır. Allah-u Teala settar sıfatıyla örtücüdür. Neyi? Kulların hata ve kusurlarını. Onun için bir Müslümanın da bu sıfatta sıfatlanması lazım. Mesela Allah-u Teala'nın sıfatlarından birisi basirdir, görmek. Peki neyi göreceğiz? Başkalarının hata ve kusurlarını değil. Ya kendi hata ve kusurlarını. Kendi hata ve kusurlarını. Onun için din büyükleri buyurmuşlar ki insan Allah-u Teala'nın bir verdiklerini bir de vermediklerini düşünmesi lazım. Bize bir verdiklerini düşünmemiz lazım, bir de vermediklerini düşünmemiz lazım. İnsan Allah-u Teala'nın emrinde ve onun imkan dairesinde bir köle gibidir. Hiç kimse Cenab-ı Hak'la pazarlığa kalkışamaz. Mümin yaptıklarını değil, yapamadıklarını düşünmesi lazım. Hiçbir mümin yaptığı ibadetleri değil, yapamadıklarını düşünmesi lazım. Bir sürü hata ve kusurun çıkacak ondan sonra. Ondan sonra Bahattin Apak'ın, Osmanlı'nın hata ve kusurunu zaten düşünmeye bile zamanın kalmayacak. Bırak araştırmaya. Çünkü kendininkini düşüneceksin. Çünkü buyuruyor din büyükleri, yaptıklarımız da tövbeye muhtaç, tövbeler de tövbeye muhtaç. Hadi buyur şimdi. Namaz diyorsun, bakıyorsun, kitaplar okuyorsun, eyvah diyorsun. Bu şartlarına uymamış, bu da gitti. Ondan sonra oruç diyorsun, yok bu değil, şu değil. Yatman, kalkman, yürümen, yemek yemen, ne bileyim insanlar hakkındaki düşünmen falan. Masaya bir yatırıyorsun, kendini sana sandalyesini bir koyuyorsun. Kitaplarda okudukça bu da bende var, bu da bende var, bu da bende var. Başlıyorsun kendi hata ve kusurlarını görmeye, ayıplarını görmeye. İnsan kendi hatalarını, kusurlarını, ayıplarını gördükçe başkasına bakacak zaman olmadığı için başkasını iyi görür. Suizan etmez otomatik olarak. Ama biz bırakıyoruz. Hani sütten çıkan ak kaşığız ya biz. Onun için başkaları hep. Hani demiş tavaya demiş senin altın kara, seninki benden kara demiş ya. Öyle bir söz söylerler ya. Halbuki vaziyetimiz o. Vaziyetimiz o. Bizim ne yapmamız lazım? Kendi hata ve kusurlarımızla mı? Tabii. Onun için de din büyükleri hiçbir kimse, hiçbir zaman, hiçbir şeyden dolayı, hiçbir şekilde, hiçbir şikayette bulunmamalıdır. Ana ama zor bu. Hiçbir kimse, hiçbir zaman, hiçbir şeyden dolayı, hiçbir şekilde, hiçbir şeyden şikayette bulunmaması lazım. Daha önce zorlanıyordum ben bunları anlamakta. Ha diyeceksiniz anladınız mı şimdi? Hayır, hissediyorum. Çünkü kitaplar okuyunca din büyüklerinin bildirdiği onların ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını ve onların hayatlarını okudukça çünkü Bahattin Bey onların hayatlarını okuyunca Cenab-ı Hak bize iman nimeti nasip etmiş. Ehl-i sünnet nimeti, ehl-i sünnet itikadında olmayı nasip etmiş. Cenab-ı Hak sevdiklerini sevmeyi nasip etmiş. Bu nimet üstüne. Nimet üstüne. İnsan bunun kadir ve kıymetini bilemiyor. İdrak edemiyor. Anlayamıyor. Balık nasıl suyun içerisinde bunun kadir ve kıymetini bilemiyorsa insan da nimetin içerisinde bilemiyor. Evet. Çıkar sen onu bir çıkar. At bakalım bir yere. Şeyde Hindistan'ın 1 milyar 160 milyon nüfusu var deniyor. 1 milyarın üzerinde bir nüfus. Elini uzatsan adama değiyor. İnsana değiyor. Ama Bahattin Bey bunlar çoğu putperest. Ya fare tapınaklar bile var. Düşünebiliyor musun? Fare ya. Maymun tapınakları var adamların. Bir sürü böyle uyduruk şeyler.
Adam sefil, perişan, dilenci, bu şekilde böyle hayatını idame ettiriyor. Şimdi adamın aynı şekilde önüne yemek koyuyorsun, iki lokma alıyor, yak diye karnım tok falan, atıyor sofraya. Orada da yemek bulamıyor. Bulamayanı var. Ha, bulanı var, bulanmayanı var. O ayrı bir mesele. Bulanı var, bulamayanı var. Şimdi Cenab-ı Hak seni fareye tapmaktan, maymuna tapmaktan kurtarmış. Kendi zatına iman nimetini vermiş. Evet. Ya ne büyük nimettir bu ya. Yani illa birilerini böyle alacaksın, götüreceksin, oraya mı koyacaksın yani? Fareye tapıyor ya, maymuna tapıyor. İneğe tapıyor. İnek kutsal. Yani elindeki nimetin kadir ve kıymetini bilmek için illa seni bir yere mi götürmek gerekiyor? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin huzuruna birisi gelmiş. Efendim demiş, ben ölüyorum, bitiyorum, bir sıkıntıya düştüm işte. Şöyle fakirim de, böyle garibim de, şunu yapayım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyurmuşlar, gel bakalım beriye, şöyle gel. Bana demiş bir tane de satır getirin. Satır dedi, adam bakıyor ne olacak diye. Demiş uzat kolunu, ne olacak demiş. Sana demiş 1000 altın vereceğim. Ama demiş bir şartım var. Elini keseceğim. Elini keseceğim. Adam bir eline bakıyor, bir 1000 altına. Adam uzatmıyor. Uzat demiş ya. 1000 altın. Sen fakirsin ya. Garipsin ya. Hiçbir şey yok ya senin. Hiçbir şeye malik değilsin ya. Deminden beri öyle ağlıyordun, öyle sığırıyordun. Demiş adam bir paraya bakmıyor, bir koluna bakmıyor demiş. Yani demiş 1000 altına demiş, değişmez bizim koluna. Ne değişeceğim demiş ya. Bir adam bir tek kolunu demiş 1000 altına vermiyorsun sen. Daha gözün var, burnun var, ağzın var, miden var, kalbin var. Ayağım senden var. Zengin, ha, senden zengini var mı buyurmuş Mevlana Celaleddin Uykut sözü. Senden zengini var mı? Elhamdülillah vücut organlarımız yerli yerindeyse. Ondan sonra Cenab-ı Hak bizi iman nimeti nasip ettiyse, ehl-i sünnet itikadı verdiyse ve sevdiklerini de sevdirmişse, el insaf ya. El insaf yani. Değil mi? Evet. Şikayetçi bir şeyin var mı? Yok. Onun için hiçbir kimse, hiçbir zaman, hiçbir şeyden dolayı hiçbir şekilde hiçbir şikayette bulunmamalıdır buyurmuş din büyükleri. Çünkü şikayette bulunmak nimetleri unutmaktır. O nimetler akla geldiği zaman hemen tövbe istiğfar etmelidir. Hiçbir zaman sabrın sonu selamet olmaması mümkün değildir. Sabrın sonu mutlaka selamettir. Ama din büyükleri buyuruyorlar ki sabır dönemini iyi kullanmalı. Efendim ben sabrediyorum ama ölüyorum bitiyorum falan da ne olacak da halimde falan, ben sabrediyorum efendim ölüyorum bitiyorum falan. İyi ki sabrediyorsun yani. Değil mi? Şikayet etmek, sabretmek değil. Olur mu? Hani Musa Aleyhisselam döneminde Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya gidiyormuş. Bakmış çölde bir tane adam birisi beline kadar kuma gömmüş kendisi, üstü açık falan. Musa Aleyhisselam onu o halde görünce demiş hayırdır? Demiş işte görüyorsun demiş ey Allah-u Teala peygamberim, ölüyorum bitiyorum demiş, elbisem yok, çıplak kaldım demiş, yarıya kadar demiş kuma gömdüm demiş. Halim bu. Demiş Allah-u Teala'ya bir arz et. Acımış mübarek. Tur-i Sina'da arz etmiş, ya Rabbi kulunu biliyorsun demiş. Yani örtecek bir şeysi yok. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala vahyederek buyuruyor ki ya Musa, onun hakkında hayırlı olanı o. Git ona öyle söyle. Çünkü o nemmamdır. Laf taşıyor. Diğer kullarımın arasına girince hem kendi günaha giriyor hem de diğer kullarını birbirine düşürüyor. Onun çölde o şekilde yaşaması kendisi için daha hayırlıdır. Musa Aleyhisselam emret, emir kuludur. Dönüyor diyor ki Allah-u Teala senin için orada kalması daha hayırlıdır buyurdu. Bu haline sabret. Nereme sabredeceğim de ben ne hayırlıymış da falan başlıyor adam konuşmaya. O anda bir rüzgar çıkıyor. O kumlar da uçup gidiyor mu? Hani bizim oralarda derler kalmış caz çavlak derler. Kalıyor adam uğrayan bir vaziyette. Verilen nimete şükretmesen elden gider mi? Elbette. Onun için sabır dönemini iyi kullanmak lazım. Eğer bu dönemin sonunu beklenmezse bütün belalar artar, daha da fazlalaşır. Eğer o sabır zamanını iyi kullanırsak sonu selamet olur buyurmuş din büyükleri. Şimdi insanların hatalarını, kusurlarını araştırmak konusunda atalarımız çok güzel bir söz söylemişler. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır diye. Ama ne güzel bir söz. Bütün evet. Kitapların hülasası, özetidir bu. Efendim ben öyle bir arkadaş edineceğim ki fabrikasyon. Ne istiyorsun? Neresi uzun olsun, neresi kısa olsun? Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Sen öyle misin ki? Hani ben mükemmel arıyor falan. Bir zamanda bir dinleyicinin birisi ben dedi oğluma dedi kız arıyorum falan dedi de. Dedim nasıl bir kız arıyorsun? İşte dedi böyle dinini bilen saliha bir kız arıyorum falan. Oğlun namaz kılar mı diye sordum. Yok dedi. Dedim Allah'tan kork. Niye dedim öyle bir saliha bir kızın canını yakacaksın ki? Niye öyle birisini yakacaksın? Öğretmenlik döneminde de bir öğretmenin birisi ben işte dedi şu kadar hatim okuyan şöyle yapan böyle yapan bir kız alacağım. Öyle olursa evleneceğim falan. Halbuki dinle imanla falan alakası yok. Namaz niyaz olmadı ki oruç da yok falan. Böyle konuştu falan dedim bir dakika ya.
Sen dedim öyle bir kızın dedim aynı şekilde dedim. Küfrü müsün, dengi misin ki? Sen öyle bir kıza layık mısın ki? Sen bir kere dedim otur kendini dedim sandalyeye koy bakalım bir. Sen nesin? Bromatikin kumaşı mısın? Şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Sen nesin? Eğer Allah-u Teala'yı seviyor, Allah-u Teala'nın salih kullarından isen zaten senin tercihin saliha bir kızla evlenmek olur. Senin tercihin böyle olur. Ama sen bir kere fasıksın. Beni düzelsin. Allah Allah. Kendini düzeltmiyorsun, başkası düzelsin istiyorsun. Başkası düzelsin. Şimdi bana da yardım olsun falan. Senin bir gayretin söz konusu değil ki. Senin gayretin söz konusu değil ki. Allah-u Teala korusun. O kızcağı da bozarsın. Berbat edersin. Onu da cehenneme sevk edersin. Ya o hale gelirsin. Cenab-ı Hakk'a dua edersin. Cenab-ı Hak da sana o zaman nasip eder mi? Elbette ki nasip eder. Onun için biz oturduğumuz zaman habire işte benimki şöyle olsun, seninki şöyle olsun falan mükemmeli arıyoruz. Ama biz kendimiz mükemmel miyiz? Hayır değiliz. Öyleyse otur. Önce kendini bir hesapla, hesaba çek. Atalarımız onun için kusursuz dost arayan dostsuz kalır demişler. Çünkü insan demek, kitaplarda İslam alimleri öyle buyururlar, kusur demektir. Eksiklik demektir. İnsan nakıs demektir. Yani noksan. İnsan acizdir, güçsüzdür. Aciz bir kuldan ancak kusur meydana gelir. Mükemmeliyet. Ama efendim işte hani evliya-i kiram falan. Onların da insanlık sıfatlar vardı. Kusursuz olan sadece Allah-u Teala'dır. Peygamberler de mahluktur. Acizdir. Peki peygamberler daha takip... Hayır olmaz. Cenab-ı Hak onları muhafaza eder. Onlar da meydana gelen zelledir. Hani iyiler içerisinde en iyisini vahiy gelmeden kendi iştihadıyla hareket ettiği zaman ama Allah-u Teala hemen bildirir. O değil bu diye. Onlar peygamberdi. Dolayısıyla Allah-u Teala'dan başka kusursuz olmaz. Olamazdı zaten. Evliyanın büyüklerinden Harisi Muhasibi Hazretleri kulluk insanın aciz olduğunu idrak etmesi anlamasıdır buyurmuştur. İnsanın bu olduğu bilinirse ileride hayal kırıklığına düşülmemiş olur. Kişi görüştüğü kimselerden her an bir hata, bir yanlışlık beklentisi içinde olmalıdır. İnsan çiğ süt emmiş demişlerdir atalarımız. Bu söz de çok sık kullanılır. İnsan çiğ süt emmiş demişlerdir. Nerede, ne zaman, ne yapacağını tahmin etmek mümkün değildir. Hakikaten öyle. Hepimizde. Ancak ne olur? Biz iyiye yakın oluruz. Dört dörtlük mükemmel olmamız mümkün değil. Bizde mutlaka kusur, hata olur mu? Olur. Bazen mesela bakıyorsun, biz de zaman zaman karşılaşıyoruz. Can ciğer arkadaştırlar, bir geliyor falan işte. Öldüm, bittim, yıkıldım, falancadan böyle bir hareket beklemiyordum. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Onun bu halini görünce şok oldum gibi sözler. Zaman zaman hep istiyoruz. Halbuki böyle hayal kırıklığına uğrayanlar önce insanı iyi tanısalardı yıkıma uğramazlardı buyurmuş din büyükleri. Bunun için her şeyden önce şu hususları bilmek ve kabullenmek gerekir. Neymiş onlar? Bir, hiç kimse mükemmel değildir. Bazı insanlar diğerlerine göre daha üstündür. Ama hiç kimse tam anlamıyla mükemmel değildir. Yani noksansızlık sadece Allah-u Teala mahsustur. Onun dışında değil. İnsanoğlu ile ilgili en yaygın özellik insanların hata yapmasıdır. Hem de her türlüsünden. Hatadan, günah işlemekten sadece peygamberler korunmuştur. İsna olanlar yalnız bunlardır. Bunun dışında alim de olsa, evliya da olsa herkes nefsine uyup günah işleyebilir. Şair ne güzel söylemiş. İnsan beşer durmaz şaşar, eyler hata üçer beşer, düz ovada yürür iken ayağını sürçer düşer. Öyle miyiz? Evet, öyleyiz. Evet. Bunu zaten anlayan, bunu idrak eden, bunu kabul eden bir kimse artık öldüm, bittim, yıkıldım, falancadan böyle bir hareket beklemiyordum. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Onun bu halini görünce şoka oldum, perişan oldum, bittim, öldüm demez. Ya Osmanlı hata eder mi? Tabii Osmanlı insandır, nakıs bir insandır. Hata eder mi? Tabii ki hata eder. İnsan sadece hata ve kusurlarını gördükçe, kendi hata ve kusurlarıyla meşgul olursa ne olur? Olan şu olur buyuruyor din büyükleri. Artıları bu kimsenin artar. Mesela bu kimsede iyilik %50'nin üzerinde ise bu kimse hakkında bizim kanaatimiz iyi insan olur. Peki bu kimsenin %50'nin üzerinde kötülükler bu kimseden zuhur ediyorsa bu kimse hakkındaki kanaatimiz de kötü kimse olur. Bütün orantı budur yani. Bütün orantı bu. Evet. Bizim de mesela yapacağımız Müslüman olarak
mümin olarak İslam alimlerinin kitaplarında yazdığı şekliyle bu iyi hallerimizi arttırmak, kötülüklerimizi aynı şekilde iyi hallerle, iyi sıfatlarla değiştirmek mi? Değiştirmek. En birinci madde, hiç kimse mükemmel değil. İkincisi, şöyle düşünmemiz lazım. Karşımızdaki kişi mutlaka bizden farklıdır. Benim kopyam değil. Benim oğlum kızım da olsa benim kopyam değil. Ben babasıyım. Babası olsa senin kopyan değil. Ben annesiyim. Annen de olsa kopyası değil. Biz mesela dört kardeşi, dördümüz de farklı farklı karakterdeyiz. Siz de mesela. Evet, hiç kimse birbirine benzemez. Birbirine benzemez. Aa diyorsun ya, ana baba aynı ama sen ayrı bir kulsun. Senin annen baban vasıtasıyla ezelde sizi dünyaya getirmeyi murad etmiş Cenab-ı Hak. Sen de müstakil bir kulsun. Öbür kardeşin de müstakil ayrı bir kul mu? Evet, ayrı bir kul. Hiçbiriniz birbirinin kopyası değil. Ne anne ne baba. Bazen işte anneye çeken taraflar olur, babaya çeken taraflar olur ama %100 değil. Kopyası değil. Onun için karşımızdaki kişi mutlaka bizden farklıdır. Bizim kopyamız değildir. Onun için karşımızdakinden kendimiz gibi düşünmeyi, kendimiz gibi giyinmeyi, kendimiz gibi yaşamayı, aynı şeyden zevk almayı beklemeye hakkımız yoktur. Bu çok önemli. Evet. Nasıl olur canım, işte ben mavi giyiyorum, sen de giy. Ya bırak, o Allah-u Teala ayrı bir kulu. O da siyahtan hoşlaşıyordur. Sana ne? Renkler ve zenkler tartışılmaz. Tartılmaz. Benim evladım senin evladın ama Allah-u Teala ayrı bir kulu artık o. Sen neyi öğreteceksin evladına? Haram olanı, günah olanı öğretirsin. Ondan sonra tercih ona aittir. Ona karışamazsın. Dolayısıyla bizim gibi değil diye onu sevmemezlik edemeyiz. Herkesi olduğu gibi kabullenmek mecburiyetindeyiz. Zaten farklı halleri olduğundan dolayı o başka birisidir. Biz de başkayız. O farklı, başkadır. Biz de farklıyız, biz de başkayız. Cenab-ı Hak böyle yaratmıştır. Yaratılan, yaratanın yaptıklarını beğenmeme hakkına sahip değildir. Nasıl olur efendim? Benim oğlum, benim kızım benim gibi düşünemez. Bir dakika. Senin oğlun, senin kızın dediğin, senin vasıtanla Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ayrı müstakil kuldur. Benim kardeşim benden ayrı düşünemedi. Bir dakika ya. O da Allah-u Teala'nın ayrı bir kuludur. Benim arkadaşım benim gibi düşünmek mecburiyetinde. Yok ya. Düşünmezse ne olur? Sık boğazına, öyle mi? Yok öyle bir şey. Yaratılan, yaratanın yaptıklarını beğenmeme hakkına sahip değildir. Cenab-ı Hak senin neslinde tamam. Karakterler farklı ama imanlı. Sen de şükredersin ya Rabbi, elhamdülillah ki hani benim zürriyetimden imanlı kimseler dünyaya getirdin. Onlara iman nimeti ihsan ettin. Senin yapacağın o emaneti Allah-u Teala emanet olarak vermiştir. O emaneti yerlerinde kullanmak, Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını ona öğretmektir. Senin yapacağın sadece bu mudur? Elbette. Şimdi yaratılan, yaratanın yaptıklarını beğenmeme hakkına sahip değil, hakkı olmadığı için de beğenmemesinin bir değeri, kıymeti olmaz. Ben beğenmiyorum. Beğenmezsen beğenme canım. Beğendiğini yap. Gücün yetiyorsa git fabrika kur. Beğendiğin ölçülerde, beğendiğin aynı şekilde zevklerde kendi kopyanı aynı şekilde çıkarabilirsin. Olur mu öyle şey ya? Peki, mümkün değil tabii. Şimdi bu nakledilenler, mesela birinci madde olarak din büyükleri buyuruyorlardı ki hiç kimse mükemmel değil. Herkes nakıs. İkincisi de karşımızdaki kişi mutlaka bizden farklıdır. Cenab-ı Hakk'ın ayrı müstakil bir kulu. Şimdi bunu iyi anlayan, iyi idrak eden bir kimse, iyi anlayıp da iyi idrak eden bir kimse oturup düşündüğü zaman ya ben işte bunun boyu, posu, şekli, şemali, huyu, suyu falan veyahut da düşüncesi, zevkleri falan, oturup da onun hatalarını, onları hata görüp bunları başkasına anlatma durumuna düşmez. Bu Cenab-ı Hakk'ın böyle yarattığı bir kuldur. Ben de böyleyim. Onun bu tarafı sivri, benim bu tarafım sivri. Onun şu tarafı güzel, benim bu tarafım aynı şekilde. Zaten ondan sonra dersin ki ya Cenab-ı Hak ona da hidayet nasip etsin. Hele ben sivri taraflarımı, hatalı taraflarımı bir göreyim. Sanık sandalyesini kendim bir oturtturayım. Ondan sonra benden kaç tane düzgün tahta çıkar? Onun bir hesabını yapmam lazım. Evet. Yoksa bazen tahta da çıkmayabilir. Odun olursun, ateşe gidersin. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Değil mi? Evet. Tahta çıkarsan hiç olmazsa bir yerlerde kullanılır da işe yarar. Onun için karşımızdaki kimse bizim kopyamız değildir. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekmektedir. Mutlaka bizden farklı taraflar var mı? Elbette. Evladımız da olsa, kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, komşumuz da olsa elbette ki farklı. Zaten bizden farklı olmamış olsa o zaman onun yaratılması lüzumsuz olurdu. Ve Cenab-ı Hak onu öyle yaratmıştır, beğenmemezlik olur. Burada bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hatırına şu gelmesin.
efendim onu o halden bırakacağız. Hayır. Fıtraten yaratılışta herkes iyiliğe elverişli olarak yaratılır. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde her dünyaya gelen çocuk, kimin çocuğu olursa olsun bu, zencinin, beyazın, sarı ırkın, hangi ırktan olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, hangi inanca mensup olursa olsun, İslamiyet'i kabul edebilecek bir yaratılışta dünyaya gelir. Daha sonra çevresi, arkadaşları, annesi, babası onu Müslüman yapar, Yahudi yapar, Hristiyan yapar, ateist yapar, mecusi yapar. O şey itibariyle. Ama buluğa erdikten sonra annesinin, babasının veya da çevresinin vermiş olduğu bu şeyleri araştırması, tetkik etmesi, bugünkü tabirle sorgulaması gerekir. Gerçekten mi, doğru yolda mıyım, değil miyim? Bunları öğrendi. Nakletmek istiyorduk. Efendim işte olduğu gibi kabul edelim. Adam inançsızdır. Adam aynı şekilde huyları kötüdür. Bunları düzeltmek için uğraşmayacak mıyız? O ayrı. Bizim burada naklettiğimiz o değil. Niye benim zevklerimden aynı şekilde onlarda yok? Veya niye aynı şekilde vurdum duymaz? Ya birisi hassastır, öbürsü biraz relaxtır. Yani daha geniştir, rahattır. Dolayısıyla aynı hassasiyeti ondan beklememiz mümkün değil. Beklemeye kalkacak olursak onun hata ve kusurlarını araştırırız. Günahtan, daha doğrusu burnumuzu çöplükten kurtaramayız. Galiba birinci bölümde bitti. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz insanların kusurlarını araştırmak. Evet. Efendim şimdi birinci bölümde naklettik ya efendim. Bir kimse başkasını, yani insanı tanırsa, kendisini tanırsa hatalara düşmez. Ayıp ve kusurlar araştırmaya bakmaz. İnsanı tanımak için de İslam alimleri 3 madde halinde insanın tanınmasına yarayan özelliklerini bildirmişler. Birisi, hiç kimse mükemmel değildir. İkincisi, karşımızdaki bizden farklıdır. Bizim kopyamız değildir. Peki üçüncüsü, onlar birinci bölümden nakletmiştik. Üçüncüsü, her insan hata yaptın, yanlış yaptın, bu da yapılır mıydı gibi sözlerden hoşlanmaz. Şimdi birisi telefonu alsın, girsin yayına. Ne konuşuyorsunuz be? Siz şu hataları yaptınız dese. Değil mi? Alem bilgisi siz misiniz? Sizden başka bilen yok dese. Ona. Adamı kıtlarını sıkarız değil mi? Öyle mi değil mi ama? Öyle. Samimi olmak lazım. Samimi olmak lazım. Dolayısıyla din büyükleri buyurmuşlar ki hata yaptın, yanlış yaptın, bu da yapılır mıydı gibi söze ilk etapta. Ancak bu evliya-i kiram bunlar aynı şekilde itiraz etmezler. Mesela Muhammed Baki Billah Hazretleri ve Feridun Genç Şeker Hazretleri için de anlatılır. Feridun Genç Şeker Hazretleri bir gün böyle bir yerde kendisi için böyle bir yer yapmışlar falan. Ondan sonra Muhammed Baki Billah Hazretleri için de anlatılır bu. Şimdi adam birisi gelmiş, bakmış. Buraya demiş, kim gelecek? İşte Feridun Genç Şeker Hazretleri veyahut da Muhammed Baki Billah Hazretleri falan. O zat hakikaten şey yapınca ağzı alınmıyor. Bir sürü şeyler yapmış. Sen demiş şöyle kötüsün, kendine taptırıyorsun, şunu yaptırıyorsun, bunu yaptırıyorsun falan filan saydıktan sonra Genç Şeker rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki demiş vallahi demiş ben kendime falan taptırmıyorum. Burayı da kendim için ayırmadım. Ama yani senin o saydığın bazı sıfatlar var. Onlardan da daha kötüyüm. Ben aciz bir kulum. Ben insanlar sadece işte hocalarımdan öğrendiğim kadarıyla Allah-u Teala'nın dinine davet ediyorum. Onun emirlerini yerine getirmeye şey yapıyorum. Çalışıyorum. Sana ben zahmet verdik. Yani senin kızmana sebep olduk. Hakkın helal et, kusura bakma. Üzerinde bir işte o anda bir şey varmış, onu çıkarmış. Buyur demiş, hani bu kadar aynı şekilde kızdın, sinirlendin, enerji sarf ettin. Senin de demiş, yani kul hakkı geçti. Buyurun demiş, bunu da sana hediye edeyim falan. Adam ondan sonra susup kalıyor. Şimdi bunu kitaplarda okuyoruz. Evet. Ya birisi gelecek sana hakaret diyecek. Böyle muamele edeceksin. O zor bir şey. Onu başardığın zaman zaten sen insanı kamil olmuşsun. Olgun bir kimse olmuşsundur. Allah sana sevgililerinden olmuşsundur. Mübarek olsun. Ha, onlara dese, onlar zaten hata yaptın, yanlış yaptın falan. Mesela büyüklerden birisini kötülemiş. Demiş uğraşıp durma demiş. Yani boşu boşuna demiş, nefesini tüketme. Ben demiş senin anlattığından daha kötü olduğumu zaten biliyorum. Ona adam diyeceği bir şey kalmadı. Adam diyeceği bir şey kalmadı. Hepsi bitti. Atacağı barut. Bitti, tükendi. Onun için de İslam alimleri buyuruyor ki her insan hata yaptın, yanlış yaptın, bu da yapılır mıydı gibi sözlerden hoşlanmaz. Kendi fikrimizin ayrı olması bizim bir hakkımız ise karşımızdakinin de farklı olması onun hakkıdır. Öyle mi değil mi? Evet. Niye efendim benim gibi düşünemedin? Mecbur muyum?
Elbette aynı şekilde sen müstakil Allah-u Teala'nın ayrı bir kuluysan, ben de müstakil Allah-u Teala'nın ayrı bir kuluyum. Dolayısıyla o ayrı düşünüyor ise ben de ayrı düşünebilirim. Peki bizi birleştiren nedir? Bizi birleştiren Allah-u Teala'nın dinidir. Allah-u Teala'nın dininde yorum olmaz. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını yazmış. Orada bana göre sana göre olmaz. Orada ha bu gıybettir. Ya benim niyetim o. Yok arkadaş bak yazıyor burada. Bunlar gıybet yazıyor. Bir kimsenin arkasından dinine ve dünyasına ait olan hata ve kusurlar söylendiği zaman gıybet olur buyuruyor. Dolayısıyla bunu Bahattin Afak da Osmanlı'da yapmış olsa netice itibariyle bu gıybet mi oluyor? Evet gıybet oluyor. Burada benim niyetim, benim işte düşüncem falan filan bunların hepsi hikaye. Yok. Bu gıybettir. Bizim ortak özellik, bizi ortak olarak bağlayan budur. Ha onun dışında, mesela ben ev yaptırıyorum. Ya bir katlı yaptırıyorum, bahçeli yaptırıyorum. Öbürüsü üç katlı yaptırıyor. Birisi triplex yaptırıyor. Neyse onlardan anlamıyorum ya. Üç katlı, iki katlı. De. Villa yapıyor falan filan. Ya orada zevktir, iktisadi durumudur. O beni ilgilendirmez. Farklı düşünür. Ya arabalarda bile renkler farklı. Ben bunu beğendim diyor. Modeller farklı, renkler. Modeller farklı, renkler farklı. Bakıyorsun mesela senin sevmediğin bir renk. Adam bayılıyor renge. Ya diyor müthiş bir şey falan. Rüyama girdi diyor falan. Olabilir. Ya niye öyle düşünüyorsun arkadaş ya? Sen de çok ana bilmem neymişsin falan filan. He? Lüzumsuzluk o. Sana ne? Ama arkadaşımızın, oğlumuzun, kızımızın, akrabamızın herhangi birisi gücümüz yetiyorsa anlatma durumu söz konusuysa, dinimizin emrettiği emirlerden birisine muhalif bir şey yapıyorsa, haram dediği bir şeyi yapıyorsa ve hatta küfre sebep olan bir fiil yapıyorsa onu anlatırız. Dinleyeceksin sözümüzü. Dinlemeyeceksin kitap veririz. Yapacağımız bizim bu. Bunun dışında oturup da aynı şekilde bak arkadaş sen söylesin sen böylesin falan. Hele diğer helal mübah olan ve dinimizin şey yapmadığı ne bileyim aynı şekilde müdahale etmediği şeyler hususunda müdahil olmak o hiç uygun değil. Herhangi bir hadisede hiçbir insan %100 hatalı veya %100 haklı olamaz deniyor kitaplarda. Gerçekten de öyle. İyi dikkatli bakılırsa mesela diyelim ki biz kavga ettik. Evet. Şimdi zamanımızda kadı yok. Vaktiyle mesela kadı. Hem müftü bunlar hem kadı. Böyle hadiselerde onlar bakıyorlar. Şimdi o iki tarafı da dinliyor ve araştırıyor. Ve neticeyi çıkartıyor. Diyor ki tamam burada Bahattin Apak %80 haklı. Ama %20 de diyor Osmanlı'nın hakkı vardı. Yani Osmanlı %100 haksız değil. Bahattin Apak da %100 haklı değil. Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki bu oran değişir. Yani birisinin işte %80-90 haklı ama öbür tarafında %5 de olsa %10 da olsa onun da aynı şekilde haklı payı var mı? Var. Mesela adamın diyelim ki çok hassas olduğu bir nokta. Senin için ehemmiyetli değil. Gittin o damarına basıverdin. Ya dedim, bir şey yapmadım. Bir şey yapmadan parlamaz arkadaşım o. Bir şey yaptın. Sana göre mühim değildi o. Ama ona göre çok mühimdi o. Ona göre çok mühimdi. Ona dikkat etmek lazım mı? Elbette. Bunun için biri %80 haklı olur, diğeri %20 haksız olur. Oranı diğerine göre az da olsa onda da hak payı var mı var? Hiç kimse durup dururken bir diğerinin kalbini kırmaz, onu üzmez. Az veya çok mutlaka bir sebebi vardır. Mesela çoğumuz bende de hata olabilir fakat bu kadar tepki gösterecek bir şey yapmadım ki deriz. Ama sen kendine göre söylüyorsun. Çünkü din büyükleri buyuruyorlar ki şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki her maddenin bir kaynama noktası vardır. Suyun bile. Mesela bazı madde vardır 60 derecede kaynar. Kimisi 100 derecede kaynar. Kimisi 5000 derecede kaynar. Ama neticede mutlaka kaynar. Mutlaka kaynar. Birisine daha dokunursun zaten o kadar hassas ki fakır fakır başlıyor kaynamaya. Birisinin başına çıkıyorsun, koluna yükleniyorsun, sırtına çıkıyorsun falan derken ama bir yerde geliyor bir patlıyor. Güm diye aynı şekilde dağıtıyor. Herkesin bir kaynama noktası var mı? Evet. İnsan böyledir. Bazısı %10'luk bir hatada kaynar, bazısı %99'da kaynar ama mutlaka kaynar. Kızmak, üzülmek, kırılmak insanın vasıflarındandır, yani özelliklerindendir. Bu özellikleri olmasa insan, insan olmaktan çıkar, melek olur. Zaten Cenab-ı Hak melekleri yaratmış, bizi insan yaratmış. Dolayısıyla bizde bu haller olacak mı? Olacak. Onun için öldüm, bittim, yıkıldım, bir şey, bundan böyle bir şey beklemiyordum demenin bir manası, bir anlamı yok. Evet. Eğer bütün insanlar aynı ve mükemmel olsaydı dünyanın nizamı bozulurdu. Hiç kimse ne tamamen iyi
ne de tamamen kötüdür. Ne tamamen iyi ne tamamen kötüdür. Bilmiyorum siz de rastladınız mı? Yani ben yaşım 50'yi aştı. Bu zamana kadar mesela rastlamışımdır. Bakıyorsun o herkesin mesela kötü olarak bildiği. Çünkü %50'den fazla adamda kötülük sudur ediyor. Bakıyorsun çok güzel şeyler de sudur ediyor. Ya bu kötüdür, bundan iyilik meydana gelemez deme hakkına sahip değiliz. Çünkü Allah-u Teala ona da iyilik murat edince yapıyor mu? Evet, o da iyilik murat edince olabiliyor mu? Olabiliyor efendim. Eğer düşüncelerimizi kontrolsüz tutarsak, neredeyse herkes hatalı, kusurlu görür, herkes de sevmeyecek bir yan buluruz. Benzer biçimde eğer düşüncemizi uygun biçimde kontrol edersek, insanlara karşı olumlu düşünürsek, aynı insanı sevip ona hayran kalacak birçok şeyler de bulabiliriz. Bunun için herkesin iyi yönlerini görmeye çalışmalıyız. Gerçek sevgi zaten kötülükleri örter göstermez. Birisi kendi ayıbını, kusurunu bildirmesi için Evliya-i Kiram büyüklerinden İbrahim bin Ethem Hazretleri'ne yalvarınca, İbrahim'in Ethem Kutsi Hazretleri tabi yolculuk yapmışlar. Ondan sonra da efendim demiş, hani bir yolculuk yaptık, beraber kaldık uzun süre, yedik içtik. Ben demiş, hani demiş, kendim bir şey yapamıyorum. Benim hata ve kusurlarımı aynı şekilde bir söyleyebilir misiniz? Cevabı İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin, seni kendime dost edindim. Her halin, hareketlerin bana güzel görünüyor. Ayıbını başkalarına sor demişlerdir. Onun için de Bahattin Bey kitaplarda anlatılırken, mesela kötü huyun tedavisi anlatılırken, İslam alimlerinin hayatlarını, kitaplarını oku ve bir de mesela Bahattin Bey'i seven de var, sevmeyen de var. Git sen, seni sevmeyenlere sor, beni nasıl bilirsiniz diye. Çünkü sevmeyen kimse genellikle senin nakıs taraflarını, noksan taraflarını araştırır, biliyor musun? Evet. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri, Muhammed Hadimi Hazretleri gibi zaaflar kitaplarında anlatılırken, seni sevmeyenlerin senin hakkında söylediklerine kulak ver. Çünkü onlar kötü taraflarını görür, açığa çıkartır. Dolayısıyla onlardan da seni sevmeyenlerin senin hakkında söylediklerinden senin kötü işlerin, kötü amellerin, kötü ahlakın açığa çıkar. Yani hastalığını yakalayabilir misin? Yakala. Evet, yakalayabilirsin. Onun için İbrahim bin Ethem Hazretleri, seni kendime dost edindim. Her halin, hareketlerin bana güzel görünüyor. Ayıplarını başkalarına sor. Yani düşmanlarına sor demektir. Evladı Resul'den Seyyid Ahmet Rıfai Hazretleri, Evliya-i Kiram'a hürmetin nasıl olacağı kendisine sual edildiği zaman buyuruyorlar ki, Allah-u Teala evliya kullarının üstünlüğünü kabul etmeli ve onlara çok hürmet göstermeli. Çünkü onlara kıyamet gününde korku ve hüzün yoktur. Veli olan kimse Cenab-ı Hakk'a pek fazla muhabbet besler. İmanları kemal mertebesindedir ve takva üzeredirler. Allah-u Teala evliyasına zorluk göstermez. Bazı semavi kitaplarda benim veli kullarımdan birini eziyet eden bana harbi ilan etmiş olur buyurulmaktadır. Cenab-ı Hak veli kullarını korur. Onlara eziyet edenlerden intikam alır. Onları sevenleri ise muhafaza eder, korur. Evliya ile beraber olmalı, onları sevmelidir. Onlar hakkında hiçbir zaman kötü söz sarf etmemeli, suizan etmeyip hüsnü zan içinde bulunmalıdır. Şimdi hani bunu aldık ve naklettik, belki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim konuyla ne bağlantısı oldu da bunu naklettiniz diye de hatırlarına gelebilir. Şimdi Bahattin Bey, zamanımızda mesela ben kendim İmam Hatip ve İlahiyat çıkışlıyım. Evet. Eğer çocuk ehl-i sünnet gayret edip de böyle buralardan mezun olduktan sonra gayret edip de şey yapamazsa, yani araştırma yapamazsa işin içinden çıkamaz ve ondan sonra da o okullarda kendisine verilen o bilgileri de her şeyin, yani her şey bana verildi zanneder. Bu zannı onu felakete götürür. Çünkü ben kulaklarımda defalarca duydum. Adam oturmuş mesela, İmam Hasan Ünvani Hazretleri kim diyor ya. Onun zamanı geçmiş, ben biliyorum diyor. Evliya-i Kiram'a dil uzatıyor. Onları tenkit etmeye kalkıyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Bu bir hastalık mıdır? Hastalık tabii. Çünkü adam kendini bilmiyor. Kendi cehaletini bilmediği için olgun olanlara, Allah-u Teala sevdiklerine dil uzatmaya kalkıyor. Hani başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmak kötü ya. Bugün de zaten bu geceki konumuz da o ya. Şimdi sen kalkmışsın, oturmuşsun İslam alimlerinin ve Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin ve Cenab-ı Hakk'ın bu veli kullarının hata ve kusurlarıyla meşgulsün. Otur kendi hata ve kusurlarına meşgul ol. Onlara suizan etmek felakete bir sebebiyet verir. Evet, felakete sebebiyet verir. Efendim İslam alimlerinden Ebu Abdullah bin Cela Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, bir kimse gözümün önünde bir hata işledikten sonra kaybolup gitse, onun tövbe ettiğine inanır, hakkında kötü zanda bulunmam. Ne müthiş, ne müthiş bir şey ya. Evet. Bir kimse gözümün önünde hata etse,
Bu hatayı yaptıktan sonra kaybolsa oradan. Onun diyor tövbe ettiğine inanır, hakkında kötü zanda bulunmam. E biz ne yapıyoruz? Ya o adam gözümün önünde hırsızlık yaptı ya falan. Kayboldu gitti falan. Ne tövbe edecek arkadaş demiş. O hırsızın tekidir falan. Ya tövbe etmiş ama ne güzel buyurmuşlar ya. Peki ben böyle düşünmüş olsam tövbe etmiştir diye hüsnü zannetsen. Şey. Ne zararım olur? Hiçbir zararım olmaz. Bir arkadaşım birisi anlatıyor şimdi. Arabayla diyor gidiyoruz diyor. Önden diyor birisi diyor hızlı bir şekilde öyle bir geçti ki diyor. Bizi bir dedi neyse kaza yaptırmayla tehlike böyle karşı karşıya kaldım. Hemen yanında oturan arkadaş demiş. Kızma sinirlenme demiş. Belki demiş hani demiş öğle namazına geç kaldı yetişemedi onun için hızlı gidiyordur. Şimdi belki adam namazla bile alakası yok ama böyle hüsnü zannetmesi bir zararı var mıdır? Karşısına. Yok bir zararı yok. O kebir, öbürsü düşünsün. Ben ona hüsnü zannettim. Evet. Ya namaza yetişememiştir onun için hızlı gidiyor. Adam nefsine göre hızlı gitti. Beni ilgilendirmez. Peki ben böyle düşünsem benim açımdan bir zarar var mı? Hayır. Ben insanlara yani Allah-u Teala'nın kullarına böyle hüsnü zannedersem Allah-u Teala da bana hüsnü zanneder. Ahirette bana öyle muamele eder. Ben kullar hakkında iyi düşündüğüm için gözümle görmediğim müddetçe iyi düşündüğüm için Allah-u Teala da sen kullarımın günahlarını örtüyordun, hatalarını görmüyordun. Hata ve kusurlarını aynı şekilde açığa çıkarmıyordun. Bugün de senin hata ve kusurlarını ben açığa çıkarmıyorum. Kapatıyorum, hepsini de affettim. Hadi güle güle cennete diyeverecek. Ya neticesi bu bunun. Neticede karlı çıkan bir... Tabii. İyi düşünen, yani insanların hata ve kusurlarını görmeyen, güzelliklerini gören. Hani İmam Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar ki iyi bakarsan buyuruyorlar zencide o beyaz dişleri güzel gözükür. Yani demek istiyor ki sen güzellik görmek istersen herkeste güzellik bulabilir misin? Bulabilirsin. Efendim Bayezid Bistami Hazretleri buyuruyorlar ki şu 10 şey insanın maddi ve manevi yapısını tahrip eder. Neymiş bunlar? Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek. İnsanın maddi ve manevi yapısını tahrip ediyor. 2. Hayırlı ve yararlı işlerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak. Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak. Onlarla dostluk kurmamak. 3. Nefsin isteklerine boyun eğip onun peşine takılmak. 4. İslamiyet'ten uzaklaşmak. 5. Dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle oturup kalkmak. 6. Dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak. 7. Halkı kötü zan altında tutmak. Ya bizim konumuzla bağlantısı olan da bu 7. maddeydi. 8. madde de bununla bağlı. Üstünlük taslamak. 8. madde de halkı kötü zan altında. Yani başkana bunlar hepsi böyle. Bunlar var ya bunlar hepsi hiç işe yaramaz bunlar. Bunlar hep böyle işte yaramaz işler yaparlar falan. Ya nerede gördün arkadaş ya yaramaz işler yaptığını? Bunların hepsi kötü. Nereden biliyorsun hepsinin kötü olduğunu? 8. madde diyor ki üstünlük. Yani başkasını kötüleyen kimse kendini aynı şekilde kibir üstünlük çıkartıyor. 9. madde dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak. 10. Ahireti düşünmemek. Bu 10 madde buyuruyor Bayezid Bistami Hazretleri. İnsanı maddi ve manevi yapısını tahrip eder. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. İbn-i Vefa Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki başkasının sözlerini ve hallerini iyiye tevil etmek mümkün ise kötü tevil yapmayacak ve hücum edenlerin hücumunu delilsiz kabul etmeyecek kadar hüsnü zan ve iyi düşünce sahibi ol. Nasihat ediyor bir talebesine de. Böyle ol buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allah-u Teala buyurur ki ey kulum emrettiğin farzları yap insanların en abidi olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın vera sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle insanların en ganisi olursun. Kimseye muhtaç kalmazsın. Şimdi emredilenleri yapar yasak edilenlere sakınırsa kimseye muhtaç olmazsın. Bu vaad-i ilahi. Evet. Sen buna itibar etmiyorsun. Yo ben başkalarının hata ve kusurlarını araştıracağım. Buyur. Meydan senin. Alimlerden bazıları buyururlar ki bir kimse şu 10 şeyi kendine farz bilmedikçe tam vera sahibi olmaz. Bunlar 1. Gıybet etmemeli. 2. Müslümanlara suizan etmemeli. 3. Kimse ile alay etmemeli. 4. Harama bakmamalı. 5. Doğru söylemeli. 6. Kendini beğenmemeli. Allah-u Teala'nın kendisine yaptığı ihsanlar, nimetleri düşünmeli. 7. Malını helal yere harc etmeli, haramlara vermemeli. 8. Nefsi için, keyfi için mevki makamı istemeyip bunları insanlara hizmet yeri bilmeli. 9. 5 vakit namazı içinde kılmayı, 1. vazife bilmeli. 13. da ehl-i sünnet alimlerin bildirdiği iman ve işleri iyi öğrenip kendi bunlara uydurmalıdır. Bunları yapacak olursa, mesela bunların bu 10 maddenin gıybet etmemeli, Müslümanlara hüsnü zannetmeli, kötü bilmemeli. Kimseyle de alay etmemeli. Zaten bu 3 maddeydi bizim konuyla bağlantılı olarak. Gıybet, suizan,
ve kimseye alet. Bunu yapmaktan sonra zaten kimsenin hata ve kusuruyla meşgul olmazsın ki. Kendi hatalarınla evet. meşgul olursun. Şeyh Arifi Dikkerani Hazretleri Seyyid Emir Kilal Hazretleri'nin halifesiymiş, talebesiymiş. Ve bu zat işte anlatıyor. Bir gün buyuruyor Şeyh Arifi Dikkerani Hazretleri, bir gün Bahattin Buhari Hazretleri'ni Kasr-ı Arif'inde ziyarete gittik. Buhara'ya döndüğümüzde oranın fakirlerinden bir grup da bizimle beraberdi. Onlardan biri Bahattin Buhari Hazretleri'nin aleyhinde konuştu. Sen onu tanımıyorsun. Allah'ın evliyasına karşı suizan ve edepte, kötü zan ve edepsizlikte bulunman uygun değildir dedik diye nasihat ettik buyuruyor. Fakat adam diyor susmadı. Bir eşek arısı gelip ağzına girdi ve dilini soktu. Dayanamayacak kadar canı yandı. Bu o büyük zata edepsizliğin cezasıdır dedik. Çok ağladı, pişman oldu, tövbe etti. Ona karşı itikadını düzeltti ve hemen ağrısı da geçti. Daha önceden naklettik. Allah-u Teala'nın evliyasına karşı çok dikkat etmek lazım. Bodoslamasına gidersin. Hani gene o adam bu hayırlı bir iş yapmış ki dünyada hemen şey yapılmış da ikaz edilmiş. Edebi tarif etmişler. Güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır. Hiç kimsenin kalbini kırmamaktır. Hatta başkasının hata ve kusurlarıyla meşgul olmamak demektir o. Peygamber Efendimiz buyururlar ki insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa bütün organlar bozuk olur. Bu da kalptir. Kalp bozuksa anam bunun hatalarını, kusurlarını araştırır durursun. Bir başka hadis-i şerif. Yanında birini gıybet edene susturan kimseye Allah-u Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allah-u Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. Hata kusurlarını araştırma hep gıybet değil mi? Gıybet tabii ki. Bir başka hadis-i şerif. Din kardeşinin ayıbını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse İslamiyet'ten önce Arapların yaptıkları gibi dili gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. Ecrine bak. Evet. Bir başka hadis-i şerif. Kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile dile ile kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Şaka ile ve yanındakileri güldürmek için olsa bile yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cenneti yüksek derecelerine kavuşacağına size söz veriyorum. Peygamber söz veriyor bu sözü. Evet. Bir başka hadis-i şerif. Salih veya fasık olduğu bilinmeyen mümine, özür dilerim hadis-i şerifi nakledeceğiz. Din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Evet. Yani güler yüzlü olmak, ayıplarını araştırmak değil. Böyle davranırsan bedava sevap kazanıyorsun. Salih veya fasık olduğu bilinmeyen mümine hüsnü zannetmeli. Fasık ve salih olmasının ihtimali müsavi ise şek, şüphe denir. Müsavi değilse fazla olana zan, az olana vehim denir. Günahının affolmayacağını zannetmek Allah-u Teala'ya suizan olur. Müminleri haram işleyici yani fasık zannetmek suizan olur. Suizan yani kötü düşünmek haramdır. Haram işlediğini öğrenerek, bilerek onu sevmemek suizan olmaz. Bu da fillah olur, sevap olur. Bakın burada sevmemek buyuruldu. Yoksa evet. falan adam içki içiyor onun için sevmiyorum. Her tarafta anlatıyorsun bunu. Arkadaş sana böyle bir vazifen verdiler o kimsenin içki içtiğini her tarafta söyle diye. Hayır. Ha sen içki içtiğini bildiğin için sevmiyorsun. O ayrı bir mesele. Peki sen bir şey yapamaz mısın? Ha onu deşifre edip her tarafta anlatacağına git nasihat et veyahut da kitap ver veyahut da namazların arkasında ya Rabbi ona hidayet tövbe nasip et diye dua et. Din kardeşinin ayıbını görünce ona hüsnü zan etmeli, tevhiline çalışmalıdır, onu ıslah etmelidir. Kalbe gelen hatıra, düşünce suizan olmaz. Zannetmek, yani kalbin o tarafa kayması suizan olur. Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde mealen, ey iman edenler, suizan etmekten kendinizi koruyunuz, zannetten bazısı günahtır buyuruldu. Hadis-i şerifte de suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet hocam. Hem şimdi kalbimiz temizdir diyerek haramları, çirkin ve kötü şeyleri yapıyorlar ve yapıyoruz da. İyi niyet ile yapılan her şey hasenat ve ibadet olur diyorlar. Böyle açıkça günah işleyenleri ve Müslümanları aldatarak kendilerini mürid toplayanları sevmemek, bunlara uymamak lazımdır. Bunların fasık olduklarını söylemek suizan olmaz. Çünkü başkalarına zarar veriyorlar. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'ya hüsnü zan ediniz buyuruldu. Zümer suresi 53. ayet-i kerimesinde de mealen, ey günahı çok olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah günahların hepsini affeder. O sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir buyurmuştur.
şartlarına uygun yapılan tevbe kabul olur. Her türlü küfür ve her türlü günah muhakkak affolur. Ama kul hakkı varsa Bahattin Bey, bu affolmaz. Evet. Muhakkak helallaşmak gerekir. Sen başkasının ayıbını, kusuru deşifre etmişsin, herkese ihlal etmişsin. Sonra da arkadaş kusura bakma, özür dilerim, hakkını helal et. Önce o konuda bir tevbe etmen lazım. Tövbe etmen lazım. Ve o kimsenin iyiliklerini söylemen lazım, o deşifre ettiğin kimselere. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, kıyamet günü Allah-u Teala bir kulunun cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme götürülürken arkasına dönerek, ya Rabbi dünyada sana hep hüsnü zannettim deyince, onu cehenneme götürmeyiniz, kulumu bana olan zannı gibi karşılarım buyuruyor. Buna kavuşabilmek için de dünyadayken Allah-u Teala'nın kullarının hata ve kusurlarını değil, iyiliklerini görmeli. Peki evet. Şimdi dinleyicilerimizden yine hatıra gelebilir de. Evet, adam insanları kandırıyor, aldatıyor. Onlar zaten kitaplarda anlatılıyor. Mesela adamları diyelim ki hile yaparak mal satıyor. Ne bileyim ben, dini yanlış anlatıyor, bozuk anlatıyor. Bunları deşifre etmek, söylemek gıybet olmaz. Suizan da olmaz. Hata ve ayıpları, kusurları araştırmak olmaz. Ama adam kişi bazında ise, kişisel ise, ferdi ise, o zaman onun hata ve kusurları, yani başkasına sirayet etmiyor, orada kalmalı, başkasına anlatmamalıdır. Evet. İslam alimlerinden bazılar buyururlar ki, bir kimse şu 10 şeyi kendine farz bilmedikçe tam vera sahibi olmaz. Gıybet etmemeli. Müslümanlara suizan etmemeli. Kimseye alay etmemeli. Harama bakmamalı. Doğru söylemeli. Ve devam edip gidiyor. Şimdi burada mesela İslam alimler hep buyuruyorlar, işte şu 10 şeyi, şu 5 şeyi, şu 3 şeyi. Bakıyorsunuz onların içerisinde gıybet etmemeli, Müslümanlara suizan etmemeli. Yani başkasının hata ve kusurlarını araştırmayın. Hemen evet. Hemen hepsi aynı şeyi bildirmişler. Evet, aynı şeyi bildirmişlerdir. Behl-i Dana Hazretleri, mübarek böyle nesir olarak söyledikleri gibi şiir olarak da söylediği varmış. Bakın bir şiirinde Behl-i Dana Hazretleri buyuruyor ki, hırsı bırak da yorulma, geçimde tamaha kapılma. Niçin malı cem edersin? Kime topladın bilemezsin. Rızık vaktiyle ayrıldı, suizan faydasız kaldı. Her hırs sahibi fakirdir, her kanaatkarsa zengin. Bakın şimdi, rızık vaktiyle ayrıldı, suizan faydasız kaldı. Evet. Suizan, yani başkasının ayıbını arıyorsun. O şöyleydi, o böyleydi de falan. Ne olacak? Adamın eline 1.000 lira geçti. Adamın eline 100.000 lira geçti mesela. İşte bu adam layık değil de falan. Ya Allah-u Teala ezelde takdir etmiş. Adam haramdan kazandı. Hesabını verecek. Sana ne? Seni ilgilendirmez. Ha senin yapabileceğin, onu durdurabilecek bir gücün varsa hay hay. Yoksa oturup da aynı şekilde onun dedikodusunu yapıp durma. Bakın Halid bin Sinan Hazretleri buyuruyorlar. Dedikoduyu kabul etmek dedikodudan daha kötüdür. Çünkü dedikodu günaha yol göstermek, onu kabul, yani onu dinlemek ise izin vermek, onu tasdik etmektir. Bir şeye delalet eden ile onu kabullenip hükmeden bir değildir. O halde dedikodu yapanın azabı sadece dedikodusudur. Eğer doğru ise ayıplamasında bir kimsenin gizli bir şeyini ortaya dökmek, hürmetini gidermek, namusuyla oynamak vardır. Yalan ise Allah-u Teala'ya karşı gelmek, yalan ve iftiraya söz ile şeytana uymaktır. Sana bir kimse gelip filan kimse senin hakkında şöyle şöyle dedi, senin için şöyle şöyle yaptı dese, bu durumda şu 6 şeyi yapman senin üzerine vacip olur. Birincisi, tasdik etmemelisin. Yani söz getiren kimsenin sözlerinin doğruluğuna inanmayacaksın. On sana ikincisi, dedikodu yapanı men etmelisin. Çünkü dedikodu yapmak münkerdir, yani reddedilmiştir. Üçüncüsü, dedikodu edene, söz taşıyana, getirip götürene Allah için kızmalısın. Çünkü o asidir, günahkar da fasıktır. Günahkara bu ise vaciptir. Sen de başkasını ara. Hayır, dedikodu işte. Evet. 4. Yanında olmayan din kardeşine dedikodu yapanın sözüyle suizan etmemelisin. Çünkü Müslümana suizan haramdır. 5. Dedikodu yapanın sözüne bakıp tecessüs etmemeli, araştırmamalısın. Ya ciddi mi ya? Öyle mi yapmış ya? Bir de ben sorayım ya, bu da yapıyor muydu ya falan? Dememelisin buyuruyor. Evet. Çünkü Allah-u Teala tecessüsü yasak mı etmiş? Evet. Yasak etmiş. Tecessüs, bir kimsenin gizli şeylerini araştırmak demektir buyuruyor. 6. Bu dedikodunu yaptığını beğenmediğin şeyi sen yapmamalısın. Yani bu dedikoducunun yaptığını sen beğenmeyeceksin buyuruyor ve reddedeceksin. Evet. Alimlerden biri buyuruyor ki, bu zamanda günahtan kurtulmak ve din kardeşleriyle kardeşliğinin devamını isteyen kendini hakim yapsın. Hakimler gibi hükmetsin. Bir kimse hakkında tek bir kimsenin sözünü kabul etmeyip
birden çok şahit olmayınca ve şahitler adil olmayınca bir kimsenin sözünü tasdik etmesin buyuruyor. Hülasa, netice olarak. Evet. Bütün din büyükleri hani bir saat boyunca naklettiklerimize dikkati çeken husus, herkes otursun kendi hata ve kusurlarına baksın. Başkasının bakmasın. Çünkü Cenab-ı Hak bizi nakıs yaratmış. Eksik ve kusurlu mu yaratmış? Elbette hepimizde hata ve kusurlar olacak. Ancak dinimiz, biz bir başkasına, insanların çoğuna zarar veriyorsak, ha o zaman bir başkası diyecek ki arkadaş bu yanlış anlatıyor veyahut da bu yanlış mal satıyor. Aman ha dikkat edin. Bana tesir edemiyor. Onları korumak için söylüyor. Buna dinimiz izin vermiş. Ama bunun dışında ferden benim hata ve kusurum. Ya insan eşittir hata deniyor zaten. Elbette hatam olacak. Benim hatamı düzeltmek için ya gıyabında dua edersin veyahut da aynı şekilde emir marufta bulunursun. Hadise biter. Deşifre etmek, anlatmak o uygun değil. Herkes kendi hata ve kusurlarıyla meşgul olsun. Başkalarının hata ve kusurlarına dönüp bakmasın buyurmuş din büyükleri. Cenab-ı Hak bu gecenin hatırı ve hürmetine inşallah Teala Cenab-ı Hak bizlere de bu nimeti ihsan eder. Kendi i̇nşallah. Hata ve kusurlarımızla meşgul oluruz efendim. İnşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.